Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arbitrum serimizde 3.7. modüle geçtik ve bu bölümde Orbit üzerinde nasıl proje geliştiririz onu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Orbit platformundan bahsetmiştim ve şimdi biz de Orbit üstünde proje geliştirmek istiyorsak hangi adımlardan geçebiliriz bunları inceleyeceğiz ve gelecek videolarda da bazı case'leri inceleyeceğiz, bazı vakaları inceleyeceğiz. Yani Orbit üzerinde geliştirilmiş bazı projeleri inceleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Arbitrum Orbit üzerinde bir proje geliştirmek istiyorsanız bazı temel altyapılar gerekiyor öncelikle. İlk olarak Ethereum ve Arbitrum uyumlu bir altyapıya ihtiyacınız var. Çünkü Orbit Ethereum ağının güvenliğini kullanır ve bunu kullanırken de daha hızlı ve daha düşük maliyetle işlemler sağlayarak avantaj sağlar. İkinci olarak ise roll-up teknolojisi geliyor. Orbit yine roll-up teknolojisini kullanarak işlemleri Ethereum ana zincirine taşımadan önce dışarıda grupluyor. Ve bu sayede Ethereum ağının yükünü hafifleterek işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Üçüncü olarak ise bu önemli noda ihtiyacımız var. Çünkü Arbitrum üzerinde işlemler yapmak istiyorsak Arbitrum üstünde bir not gerekiyor. Bunun kurulumuna ihtiyaç var. Ve bu not ağ üzerindeki işlemleri doğruluyor ve ağ üzerindeki zincirlerle senkronize şekilde işlemlerin gerçekleşmesini sağlıyor ve tabii ki en önemlisi yani sonuçta bir uygulama geliştireceğiz. Bir bu oyun olabilir. Bir DeFi platformu, banka uygulaması olabilir. Sosyal medya platformu olabilir. Ne geliştiriyorsak geliştirelim bir akıllı sözleşmeye ihtiyacımız var. Bunlar da işte Ethereum tabanlı olursa Orbit üzerinde de kolayca çalıştırla Bilir. Şimdi bir Orbit Chain başlatma sürecine bakalım. Orbit üzerinde bir Chain başlatmak için belli adımlar var. İlk önce parametreleri belirlemek gerekiyor. Blok üretim süreleri ne olacak? Tokenomics'im yani ben bir proje token çıkarıyorsam token modelim ne olacak? Validatörler olacaksa ve işte burada belli kullanıcılar olacaksa bunlara erişim kontrolü olarak ne sağlayacağım? Bütün parametreleri ve bundan daha fazla olan tüm parametreleri belirlememiz gerekiyor. Daha sonra orbit istemcisine kurmamız gerekiyor. Çünkü bu da orbit sistemcisi işlemleri Ethereum ana zincirine entegre ediyor. Onun için bunun kurumu da önemli. Daha sonra testnet kullanımı var. Çünkü test olarak projeyi geliştirdik. Ana ağ almadan önce bunu test etmemiz lazım. Gerekli yoğunlukta, gerekli kullanıcı sayısında çalışabiliyor mu, çalışamıyor mu? Bunları test etmemiz önemli. Örneğin şu an orbit üzerinde blok süresi genellikle 2 saniyeye sahip. Yani oldukça hızlı ve eğer bir işte bu az önce bahsettiğim validatör de gerekiyorsa 5 tane de validatör sağlamanız mantıklı başlangıç için. Bunun için Orbit'te çok SDK'lar var, birçok araçlar var. Bunlar da Orbit'te başlangıç seviyesi için oldukça önemli. Çünkü projelerinizi hızlı bir şekilde geliştirmek ve paylaşmanıza destek sağlıyor. Ve burada işte Ethereum uyumlu akıllı sözleşmeler sizin işlerinizi kolaylaştırabiliyor. Çünkü bunlar Orbit üstünde çalışıyor. Komut satırı araçları var. Zincir üzerinde verdiğiniz komutların kolayca yönetilmesini sağlıyor. Monitoring dediğimiz araçlar var. Bu da blockchain üzerindeki aslında hataları tespit eden araçlar. Bunun dışında işte teknik veri kısmında da SDK uyumlu Solidity, Viper gibi dilleri de destekliyor. Bunun dışında da bir deployment süresi, bir akıllı sözleşmenin orbit üstünde dağılma süresi de oldukça az. 30 saniyeden az sürüyor. Yani gerçekten hani burada belli şeylere orbit size belli kaynakların hani temel önemli kaynakların birçoğunu size sağlıyor aslında. Şimdi orbit chain yönetimi kısmına geçelim. Burada ilk önemli kısım validatör yönetimi. Çünkü validatör dediğim işte zincirdeki işlemleri doğruluyor ve bloklar üretiyor. Onun için validatör performansını izlemek oldukça önemli. Ve performans izleme kısmına geçtiğimizde de burada ağa gönderilen işlemler ve blok üretim süreleri de ağın optimizasyonu için önemli. Çünkü performansa bakacaksınız hani işte benim mesela hedefiniz 100.000 kullanıcı. Burada bir 100 bin kullanıcıya göre mesela bir case oluşturup performansım yeterli mi değil mi? Bunları izleyip buna göre optimize etmeniz önemli. Yine yük dengesi de önemli çünkü yüksek hacimli işlemlerde zincirin aynı seviyede kalabilmesi için, stabil kalabilmesi için şimdi bazı yük dengeleme mekanizmaları var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Ve hani burada işte validatör kısmına bakacaksak örneğin validatör performansı da ortalama blok üretim süresi 1-2 saniye arası. Her bir bloğunda 10.000 işlem kapasitesi var. Bu noktada birazdan örnekler de vereceğim ama Orbit Chain hem düşük maliyette hem hızlı hem de güvenli olarak size bunları sunuyor. Örneğin şimdi ileride örnek vereceğiz şimdi de söyleyeyim. O bir kampüs projesi var, EduChain ve bu Orbit üzerinde geliştirildi ve şu an sıkıntısız bir şekilde tüm işte validatör yönetimi, yük dengesi hepsini sıkıntısız bir şekilde sağlıyor. Proje test süreci ve rollup optimizasyonunu da biraz konuşalım. Şimdi belirli test simülasyonları oluşturmak gerekiyor. Çünkü projenizi geliştirdiniz, proje gerçek dünyaya çıktığında, diyelim 10.000 kullanıcınız olduğunda birçok vakayla karşılayacaksınız. Onun için bu birçok vakaya göre test simülasyonları oluşturup projenizi farklı yükler altında test etmeniz oldukça önemli. Yine rollup optimizasyonu da önemli. Ne demiştik? İşlemleri dışarıda grupluyuz. Ethereum yükünü azaltıyoruz. Ama bunları kaçlı gruplamalıyız? Ne şekilde gruplamalıyız? Bunların hepsini doğru bir şekilde optimize edersek projemiz çok daha iyi çalışır. Rollup tarafında genelde veri sıkıştırma olanı ortalama %90. Onun için mesela projenizi geliştiriyorsanız buna yakın yapmanız önemli diyebilirim sizlere. Orbit Chain tarafında birçok güvenlik önlemi de var. Çünkü hani her zaman her proje için güvenlik önemli ve Orbit Chain'de de işte akıllı sözleşme denetimi var ve bu denetimlerle işte kodunuz da açık varsa bunlar gideriliyor. DDoS koruması var. Burada saldırılara karşı sizi koruyor. Veri şifreleme tarafı var. Tüm kullanıcı verileri şifreleniyor ve güvence altına alınıyor. Ve yani genelde şöyle hani projenizi çıkaracaksınız örneğin sözleşmenizin denetim süresini hani ortalama bir hafta gibi düşünebilirsiniz. Değişmediyse en son bu şekildedir ve hani mesela Orbit'in işte burada az önce bahsettiğim korumaları da genelde saniyede 100 bin saldırıya kadar sizleri korumaya dayanıklıdır. Yani yine proje geliştiriyorsanız burada bir token ekonomisi Tasarımı önemli. Örneğin yani işte projenin token'ı çıkacak mesela. Bunun ne kadar ekibin olacak? Ekibinse ne zaman dağılacak bunlar? Topluğa ne kadar vereceğim? Ne kadar dağıtacağım? Stake olacak mı? Yani bu token'ları bir yere yatırıp bundan kazanç sağlayacaklar mı? Enflasyonun ne olacak token'ın? Bunların hepsinin ekonomisini yapmanız projeyi çıkarmadan önce oldukça önemli bir kısım. Ya Orbit üstünde birçok proje var. Belki bu alandaysanız birçoğunu biliyorsunuzdur. İşte Ape Chain var. Board Ape Yacht Club'ın. Aha, bunun üstünde şu an NFT platformları, oyunlar, birçok proje var. Proof of Play var. Daha önce de bahsetmiştim eğitim serimizde. Fight Nation oyunu. Yine Orbit üzerinde bir proje. Edu Chain var. Open Campus'un projesi. Eğitim üstünde bir proje. Bunu case olarak incelemeyi düşünüyorum. Onun için gelecek videolarda bunun detaylarından da sizlere bahsedeceğim. Şimdi Orbit'in diğer ağlara göre avantajları ne? Gaz ücretleri çok düşük yani öncelikle. Çok 0.01 centten daha düşük. Ölçeklenebilirlik çok yüksek. İşlem kapasitesi çok fazla ve tamamen Ethereum'la uyumlu. Yani bu şu demek Ethereum'da geliştirilen bir proje Orbit'e kolaylıkla aktarılabilir. Genel olarak aslında burada biraz daha sizlere hani Orbit'te bir proje başlatmak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Parametreler neler? Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Gelecek videoda birkaç case inceleyeceğiz ve bununla birlikte sizler için çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.